Sabah sporunun son saat diliminde Savaş ile birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası finalini konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz ama şöyle bir transfer gelişmelerini toparlayalım istiyorum ben Savaş. Galatasaray'ın transfer gelişmelerinden, gazete haberlerinden bahsettik. Şöyle hızlıca bir Fenerbahçe'ye bakalım. Foto maç gazetesinde bulut devri başlığını görüyoruz. Artık Erol Bulut'la Zira Türkiye Kupası finalinden sonra anlaşmanın bitirilmesi bekleniyor. Yine transfer gelişmelerine baktığımız zaman aynı sayfada Dari Fener'de haberini görüyoruz. Fatih Karagümrük'ün oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaşması bekleniyor. Hemen geçiyorum diğer gazetemize. Yeni asır spor sayfasında Fenerbahçe'de işlem tamam bahsi geçen oyuncu, Caner Erkin değerli izleyenler malum Galatasaray'la da adı anılmıştı Caner Erkin'in ama Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye daha yakın olduğunu söylüyor. Yeni Asır Spor Gazetesi 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığından bahsediyor Caner Erkin'le. Geçelim takvim gazetesine 13. sayfaya Fener'e Rus bombacı Smolov haberini görüyoruz. Selta Vigo ile kiralık sözleşmesi biten Fedor Smolov'un menajeriyle masaya oturuldu. Rus golcü Kadıköy'e yeşil ışık yaktı tabi bu noktada konuşacağımız konu Vedat Moric e, gidecek mi, Aynen. gitmeyecek Aynen. Görürüm, mi? Hemen akla, akla evet akla e, gelen soru tabii ki bu yine e, Milliyet'te de Erol Bulut'la ilgili bir haber görüyoruz kritik 30 gün şeklinde savaşlarda özellikle Aynen. Erol Bulut'tan, Bulut'tan kısa maç başlayalım. var ve e, Erol Bulut. Fenerbahçe'nin çok daha gündemine gelmiş bir durumda. Evet. Oradan istemem yani etkilenmesi mümkün değiliz ki. Bunu çok net söylüyorum. Hı hı. Yani ne kadar profesyonel olun. Maç günü Erol Bulut'un planlaması, transfer planlaması, işte taraftar da isteği gibi manşetler bugünü etkiler bence. Darı transferi çok ilginç bir transfer. Emre Belezoğlu istiyor. Hı hı. 1 milyon euro bonservis ücreti. Bunu açıklayan Sayın Süleyman Nurma Fenerbahçe yönetimi henüz onay vermiyor. Teknik direktör belli değil ya da belli bir, bugün yarın işte maçtan sonra açıklanacak. Bu Dali transferi bana biraz Fenerbahçe'de sıkıntılı süreci yaşatır gibi geldi? Çünkü isteyen transferi Emre Belezoğlu. Erol Hoca ne diyecek? Ama Fenerbahçe yönetiminin e, istemediği yönünde haberler aldım ben. Hmm. Fenerbahçe yönetimi bu transfere karşı çıkıyor. 1 milyon euro yani PTT bir oyuncuya veremezsiniz. PTT Lig'den Süper Lig'e gelen yani birincilikten Süper Lig'e gelen bir oyuncu bir anda parlamaz. Vedat Muriç Orada Giresun Spor'da oynuyordu. Gençler Birliği, Çay Kurucu Spor. O Süper sonra Lig'in havasını soldu sonra Fenerbahçe. Evet. O evet 32 maç oynamış. İstatistiği var, golü var. Çok böyle müthiş ön planda bir oyuncu mu? O ligde tamam. Ama Süper Lig'de olur mu? 1 milyon euro verilir mi? Bunlar bence Fenerbahçe Onlar de yaratacak. tartışma yaratır. Caner Erkin'e geçelim şimdi Galatasaray'la da adı Caner Erkin adı bir konusu yani haftalardır, aylardır tam bir muamma. Ahmet Nurçevi biz teklifimizi yaptık, bekliyoruz diyor ki ilk günkü teklifte hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Belki de en doğrusunu yapıyor. Fenerbahçe'ye önerildi, Galatasaray'a önerildi. Belki de hiçbirisi olmayacak, yurt dışı da olmayacak. Yani tekrar Beşiktaş'ta kalacak. Fenerbahçe için henüz e, bitmiş bir şey yok. Burada günün haberlerinden bir tanesi Sumalo. Kesinlikle Sumalo. Orada da evet, e, Vedat Muriç burada bu transferde çok etkili olacak. Vedat Muriç gidecek mi kalacak mı? 20 milyon euro'dan en az düşünülen yani 20 milyon euro en az düşük. En düşük tekliften gösteriliyor. Ama Vedat Muriçi'yi satarsanız da Vedat Muriç'i böyle bir Somalov'un gelmesi takıma adaptasyon sorunu kolay olmayacak. Bir de yediğini almak zorundasınız. Mevlüt de çünkü e, ameliyattan çıktı ve beklemeni evet, veremedi. Evet, evet. O transfer de bence tamamen Vedat Muriçi'ye bağlı. Taraftar desteği zaten çok fazlasıyla e, aldı Erol Hoca. Bakalım yani her şey bu maçtan sonra Biraz daha transfer de netleşecek. Çünkü Erol Hoca'nın da istediği oyuncular olacaktır. Biz bu zamana e kadar... TRH'de Önce nasıl bir sistemle oynayacak? Aynı sistemle devam edebilecek mi? Elindeki mevcut kadroya göre sistemini değiştirmek zorunda Hı -hı. kalabilir. Alanya Spor çünkü çok hücumcu bir takımdı. Evet. Ve oturmuş bir kadrosu vardı. Sergen Hoca'dan da kalan bir kadro, iskelet kadro vardı. Şimdi Burada da tamamen iskeletini yeni oluşturacak bir kadro var. Erol Hoca'nın işi gerçekten çok zor. Fenerbahçe iki senedir beklentinin çok altında kaldı. İşte Emre Belezoğlu'nun biraz önce bahsettiğim darı transferi... E, Olumlu yönde mi olacak, olumsuz yönde mi olacak? Böyle birçok isim var. Genç oyuncularla bir yere kadar gidersiniz. O yüzden Fenerbahçe yeni yapılandırmada inşallah iki senede yaşadığı hataları yaşamaz ama bir göreceğiz bakalım. Transfer süreci bir başlasın, Erol Hoca bir işe başlasın. Emre Belezoğlu'nun görevi netleşsin, futbolu Hepsi, Emre Belezoğlu'nun görevi netleşsin, Erol Hoca kaç yardımcıyla gelecek? Evet. Şu anda Volkan Demirel, Emre Belezoğlu, Tahir Hoca ve bilmediğimiz başka yardımcılar, Zeki Hoca bunlar ne olacak? Erol Hoca kaç kişiyle gelecek? geldikleri anda şu ana kadar transfer görüşmesini ben karşılıklı yaptıklarına ihtimal vermiyorum. Çünkü Alanya Spor Başkanı da Erol Hoca da bu zamana kadar olanları sadece dışarıdan bizim gibi takip evet. etti. Ama oturdukları anda kaç yardımcı, kaç transfer, kim gidecek, kim gelecek yeni bir sıkıntı süreç başlayabilir. Yani eğer inşallah bu süreci en az seviyede sıkıntılı Çünkü iki senedir Fenerbahçe başarılı olmuyor. Bir altıncılık, bir yedincilik. Camiye çok büyük beklenti içinde. Ali Koç bu sefer çok ciddi alanda tartışılabilir. Yani. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene olmazsa olmazı şampiyonluk yani. Hı hı. İki sene yaşanan olaylardan dolayı sıkı... Peki bir de Beşiktaş sayfalarımızı rica edelim. Beşiktaş'ın gündemine bakalım. Beşiktaş'ta da Ahmet Nurçebi'nin dün e, açıklamaları olmuştu. Biz de bülten e, kısmında ekrana getirmiştik. Foto maç gazetesinde gelecek yıl şampiyonuz başlığını görüyoruz. Sabah gazetesinde de. Yabancı 8'den aşağı düşmesin e, ifadelerini görüyoruz. Bu arada fotomaçın e, kutu bölümünde Savaş ben oraya biraz dikkat çekmek istedim. E, 2-3 transfer olabilir açıklaması birazcık önemli. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek transferler biraz fark edebilir ama kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net açık söylüyorum belki güçlü bir santrafor stoper ve bir orta sahayla 2-3 transfer olabilir demiş Ahmet Nurçebi. Şimdi hatırlayalım Sergen Yalçın ne demişti? En az 8-10 transfer gerekiyor bu takıma demişti. Ee, Sergen Yalçın'la ilgili çok e, övgü dolu sözler e, kullandı aslında Ahmet Nurçebi ama e, burada e, rakamlar e, pek bir birbirine tutmuyor. Sayın Başkan, sizi sanki. çok seviyorum. Sizi göreve gelmeden önce de burada defalarca övgü dolu sözlerden bahsettim. Beşte şaşı olduğunuzu biliyorum. Ama şu ifade nasıl bir ifadedir? Şampiyon olacağız gelecek yıl. 2-3 transfer, takımın iskeleti gitmiş. Kalecin yok, forvetin yok. stoperin vida gitti gidecek. İki tane bekin gitmiş. Orta sahanda Diaby, Elneni, Boateng. Ya takımın yarısından fazlası gidiyor. Nasıl 2-3 yıllık 2-3 oyuncu da şampiyon olacak bunu bana bir ya da Beşiktaş camiasını anlatsın Sayın Başkan. Burada bir tuhaflık var Başkan. Bir Gökhan de tabii canlı... Yalçın'la da bunun görüşmesini muhtemelen Yani şu anda ee, bu bana mu? göre gelecek yıl şampiyonuz bu ifadeye göre hayalcilik. Gerçekçilik ne dersek genç oyuncularla transferler yapılacak. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane. Bunun rakamı. İki, üç transfer. Sergen Hoca'nın burası Beşiktaş. Beşiktaş daima hedefleri olan bir takımdır. 8-10 transfer ihtiyacımız var diyerek ve o sözünde arkasında duran bir isim. O zaman Sergen Hocalarımızdaki önümüzdeki günlerde bir transfer konusunda tersleşme olacak gibi geliyor yani. Eğer Sayın Başkan'ın bu ifadesi. E gelecek yıl şampiyonuz demekle. Büyük camialar zaten başkanlar hep söyle. Biz gelecek sene şampiyonuz. Hı hı. Eğer bu ifadelerle şampiyon olursa o zaman herkes her sene şampiyon olurdu. Beşiktaşlı transfer dönemini nasıl geçirecek merakla bekliyoruz. Çok sıkıntı bekliyoruz. olur, olur başkan açıklamalarına göre. Yeniden Ziraat Türkiye Kupası gündemine dönelim mi Savaş? Ee, evet. Sezonun son bugünün, karşılaşması bugünün, artık. evet doğru. Bugünün e, flash e, olayı tabii ki Ziraat Türkiye Kupası. Finali değerli izleyenler Trabzonspor, Aytemiz Alanya Spor saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Olimpiyat stadında oynanacak karşılaşma ve ATV'den naklen ekranlara gelecek. Zira Türkiye Kupası heyecanı bu sezonda bu arada şifresiz bir şekilde Turkuaz Medya grubuyla milyonlara ulaştı. 38 farklı şehirde maç yayını için görev yapılırken ATV ve Aspor'dan toplam 105 maç canlı olarak ekranlara geldi. İzleyelim. Evet final bu akşam oynanacak. Geride kalan sezonda çok büyük emekler verdik gerçekten. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza biz de bir kez daha e, teşekkür ederim, tebrik ederim. Gerçekten e, Turkuaz Medya Grubu adına e, güzel bir sezonu geride bırakıyoruz. Hakikaten Türkiye'nin her yerinde Erzincan'da, Sivas'ta, Trabzon'da birçok yerde bu süreçte maçları izlemiş bir kişi olarak başta Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak, Abdurrahim Çimen, Genel Müdürümüz, Evet. hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü ben gerçekten sokaktan böyle gezen bir kişiden olarak bizim maç yayınlarımızı çok tebrik ediyorlar. Çok teşekkür ediyorlar. Bir de bu playoff maçlarında buna eklersek bu sene insanların e, yayıncı kuruluşlarını izleyemediği maçlarda çok da zevkli, çok da keyifli maçlar oldu. Onlar adına da ben e, bu yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yani Gerçekten de açık kanalda maç izlemek bir başka zevkli. Bugün de gün boyu sezonun son finalini inşallah. Yine aynı şekilde kazasız güzel bir yayın. E, Hakikatenin kazanacağı bir kupa maçı olur inşallah dün akşam Tuzla maçı mesela Tuzla'yı ayrı tebrik ediyorum. Evet. Yani buraya kadar çok başarılı bir şekilde geldiler. Gerçekten geldi playoff maç. maçları da 10 gün boyunca çok büyük heyecana sahne oldu. Ya anlatın, görüntü evet, evet. işte yani maç içindeki estanteneler gerçekten de yayıncı kuruluşta hiç Süper Lig'de göremediğimiz bir şöyle baktığın zaman 10 gün yaşadık. Bayağı kazanan herkese tebrik ediyorum ben burada ya. Emeği geçenlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün tanıdığımız vatandaşlar adına yani. Evet, tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz biz de aynı şekilde. Bugün de tekrar edelim. Kupanın nabzını Aspor'da tutacağız değerli izleyenler. Gün boyunca karşılaşma oynanana kadar, başlayana kadar e, tüm detayları, kadro bilgilerini yorumcularımızla, ekibimizle e, Olimpiyat Stadı'ndan sizlere aktaracağız. Bizden Aspor'dan ayrılmayın diyelim. Kupa ile ilgili istersen biraz daha konuşalım. Aslında geride kalan saat dilimlerinde biraz bahsettik. Şimdi özellikle atanların, tutanların ne kadar etkili olabileceğinden bahsettik. İki takımın formda olduğundan, moralli geldiğinden bahsettik Savaş. Bu anlamda biraz gollü ve heyecanlı bir karşılaşma bekliyoruz zannediyorum. Çok net, gollü ve heyecanlı bir maç olacak. Futbolcu performanslarını, teknik adam performansını masaya yatırdık. Trabzonspor, yani bu maçta çıkacak olan... Hocanın, oyuncuların hepsi bir tarafa ama kazananın Katar'a gideceği ve orada boy göstereceği hem prestij hem Tabii. maddi çok önemli bir şey var. Yani burada bundan önceki dilimlerde bunu konuşamamıştık. Bir Katar gerçeği var. Doğru. Orada hem maddi olarak hem manevi olarak çok büyük prestij olacak. Yine aynı şekilde yayıncı kuruluşu olacak. Oradaki maçta da öyle bir maçı yayınlamak da bizim için de çok farklı olacak. Dolayısıyla burada e, Trabzonspor için 10 yıl sonra gelecek olan kupadan daha fazlası yani. Bir şampiyonlar gibi olmayacak belki ama maddi olarak da manevi olarak da getirisi çok yüksek olacak bir karşılaşma için. Son düdüğe kadar bekleyeceğiz. Belki uzatmalara kalacak. Ama ben neresinden bakarsak bakalım çok keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor. Ya ben burada Ender Bilgin'in anlatımı saat 12'de gündüz başlayacak yayınlar evet, akşam evet. 21.30 değil. Yani belki uzatmalara giderse ertesi güne kadar gidebilecek Tabii maç ki. da olabilecek. E, neresinden bakarsak bakalım keyifli yayınlar, keyifli maç izleyeceğiz. Herkes... Öne çıkmasını beklediğim bir oyuncu var mı? Ya fark çıkmasına yaratacak beklediğimiz dediğin. oyuncular zaten bekliyor. Evet. Farklı şimdi şapkadan tavşan çıkaracak <laughs> bir oyuncu beklemiyoruz. Sonuçta kale, forvet. Çünkü böyle Orta büyük sahadaki maçlarda isimler beğeniyor. E, Öne çıkmasını beklediğim gizli isimler baktığın zaman Novak. Sürpriz maçların sürpriz golcüsü. Yine duran toplarda arkadan çıkar, kafa, ayak yani her şey yapabilecek. Bu maçta kim sürpriz olur dersen yine ben o Novak'ın sürpriz gollerinden bir tanesi olabilir. Hmm. Ama Vakkayeme, Sörlöt, Abdülkadir Parmak bunların maç içinde sihirbazlıklarını yapabileceğini tahmin edebiliyorum. Keza aynı şekilde Alanya Spor'da da var yani. Alanya Spor'da da öne çıkacak oyuncular şu... Siste'den zaten bahsediyoruz. Sisseden bekleniyor. Evet. Ben orada mesela bu sezonun en formda ismi istatistiklerde de Ceyhun Gülselam duran toplarda çok fazla evet, liraya çıkıyor. Evet, yani Papak Siste zaten belli. Bakayates'in bu senenin en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi olduğu belli. Hucum oyunu iki taraf açısından da baktığın zaman duran bir maç izlemeyeceğiz. Temkinli, kontrollü ama, ama böyle... Her anda kopabilecek. E, her anda baskıyı ve hücumu hissettirecek iki takım var. Ben ilk önce gollemeyim ya da 1-0 öne geçersem Trabzonspor'da bu maçta şu olmayacak. Öne geçtiğim maçlarda sonra işte geri çeviriyorum beraber yakın. Öne geçtiği zaman da ikinci golü arayacak bir Trabzonspor göreceğiz yani. Bunu çok net. Skoru elinde tutabilen takım bu akşam kupayı tutacak, müzesine götürecek. İki tarafta bekliyor ama Trabzonspor daha çok istiyor. Bakalım kim olacak, zafere ulaşacak e, takım. iki takıma da biz tabii ki başarılar diliyoruz karşılaşma öncesi. Tekrar edelim saat 21.30'da oynanacak Trabzonspor Aytemiz Alanya Spor finali ve ATV ekranlarından naklen ekranlara gelecek değerli izleyenler. Diyelim Savaş ben kısaca Süper Lig değerlendirmesi de biraz yapmak istiyorum. Zira e, Sabah Gazetesi yazarlarından bir değerlendirme geldi değerli izleyenler. Geride kalan Cemil Usta sezonunu değerlendiren Sabah Gazetesi yazarları. Pandemi ve hakemlerin kötü performansının Süper Lig'e damga vurduğunu belirtti. Bununla ilgili bir haberimiz var. İzleyelim yorumlarımızla burada olacağız.